14 Aralık, 20 Aralık. Koç burçları nasılsınız? Her şey iyi ve keyifli gider. Evinizde huzurda mısınız? Rahat mısınız? İşiniz, düzeniniz nasıl bilmiyoruz ama şöyle demek istiyorum. Özellikle iş konularınızla alakalı bazı zorluklarda kalacağınız, biraz sizi zora sokacak bir hafta olabilir. Sınırlarınız, gerginliğiniz böyle bir keçileri kaçırdım haftası yaşayabilirsiniz. O yüzden lütfen bu gerginliğinizi sakinlikle korumanızı, hatta ve hatta bulunduğunuz iş çevresindeki inandığınız insanlardan biraz mesafeyi uzak tutarsak daha sağlıklı bir hafta geçeceğiz. Yoksa gereksiz yere işinizle alakalı karmaşıklıklar yaşayabilirsiniz. Evet, uzun süredir yönetim ya da alanla ilgili değişim bekleyen koç burçlarında evet evraklar, kağıtlar imzalanacak. Yılbaşı itibariyle bu muradınız, bu aydınlanmanız gerçekleşmiş olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ama şu var, ev dönemi, yani özellikle koç burçları ev almak, toprak yatırımı, yeni planlar içerisine giriyorsanız cesaretinizi toplayın. Çok rahat bir şekilde ödeyeceksiniz. Endişe etmenizi istemiyorum. Evet, iş problemi, uzun süredir iş mahkemeniz, para mahkemeniz varsa bunlarla alakalı yaşadığınız bazı gerginlikler sizi çok fazla, sinir evreniz ve sinir kaslarınız çok fazla yıprandı. Artık benim de bir iş düzenim, uzun süredir beklediğim o kapıya gidiyorum, olmuyor, burası çözülmüyor diye özellikle 2 hafta sonra bununla ilgili çok güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız. Hatta bu hafta bunlarla ilgili bağlantılar sizi çok mutlu edecek. Enerjinizi yüksek tutun. Yoga, meditasyon size çok iyi gelebilir. Çünkü yürüyüşler olabilir evin içerisinde. Akşam 9'dan sonra değil, yasak çünkü. Bunlara dikkat edelim. Aile büyüklerimizle alakalı uzun süredir çözülmeyen miras konularınızla ilgili gündemde konuşulacak laflar, paylaşımlar ve gerginlikler söz konusu olabilir. Hepsi yavaş yavaş raylı sistemde yerine oturtacaksınız ama bazı kardeşler ya da sizlerin maddi krizleriniz çok fazla olduğu için bir an önce satılmasını istiyorsunuz. Satım gerçekleşecek. Sadece rica ediyorum, şu 20 Aralık'ı bir atlatalım. Yani çok ciddi bir enerji patlaması, bazı karmaşık olaylar sizi enerji olarak sıkıştırmasını istemiyorum. Ama aşk bekleyen ve uzun süredir sevgilinizden barışmak istiyorsanız, tekrar bu evliliği kurtarmak istiyorsanız ya da yeni bir hayata atılmak istiyorsanız bu hafta değişik güzel enerjiler ve ilişkinizle alakalı motivasyon hakimiyeti söz konusu olacak. Bence tam doğru bir döngüye giriyorsunuz. Aşkla birlikte iş düzenimizi, parasal evremimizi yavaş yavaş rayına oturtacağız. Özellikle yemek masası şikayet eden, yani yemek masası, tabak, çanak, ıvır, kaşık, çatal vesaire şeyleri değiştirmek isteyen bazı koç burçları değiştirebilirsiniz. Eğer ki bahçe katlı bir yer arayan bazı koç burçları, aile büyüklerini bahçe katlı bir yere taşımak istiyorum, daha rahat etsinler diyorsanız bu dönem bu işi halletmeye başlayacaksınız. Tam kalbinize göre, ruhunuza göre bir yer olacak ve hiç endişe etmeyin, çok da güzel, huzurlu bir ev söz konusu olacak. Sağlık olarak özellikle boyun fıtığı, bel fıtığınız ve kulak iltihaplarımıza dikkat edeceğiz değerli koç burçları. Ve güzel bir hafta sonu, hepimiz evde olacağız sonuçta, karantina dönemi, ama şunu da demek istiyorum, evde güzel vakit geçireceğimiz, hataları birbirimize telafi edeceğimiz, kırgınlıkları iyileştirme haftası olacak. Siz de bize biraz adım atarak bunları güzel güzel toparlayabiliriz. Bence koçlar, borç birine dolar ya da altın borç verdiyseniz bunu çok rahat bir şekilde 2021'in Mart ayında çözmüş olacaksınız. Boşuna endişe etmenizi istemiyorum. Kardeşiniz bir araba ya da aile büyüklerimize bir araba niyetimiz varsa bununla alakalı da güzel bir ferahlık sağlanacak. Yani aile bütünleşerek bir sistemi oturtacaksınız. Bence güzel bir haftayı doğru değerlendirin. Özellikle karı koca hayatında sorunlar yaşayan koç burçları bu hafta daha dingin, daha sakin geçireceğiz ve birbirimizi daha kenetleneceğiz. Evet, güzel bir hafta. Astrolojiden ne haber? Akkaya Official Instagram sayfaları takip etmek isterseniz günlük yorumlar oluyor. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Mutlaka size iyi geleceğini düşünüyorum değerli koç burçları. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.